Büşra Hanım, öncelikle yeni bir tepkikolik bölümüne hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Gayet iyiyim, çok sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Ercan Bey, sizi tanımayan arkadaşlarımız için kameraya da bakarak bir kendinizi tanıtır mısınız? Tanıtayım efendim. Ben Ercan Muallaoğlu, mimarım. 2007-2017 arası yurt dışında inşaat projesi yöneticisi olarak çalıştım. Ondan sonraki 5 yıl Türkiye'de üniversitede ders verdim. Şimdi emekliye ayırdım, keyif çatıyorum. Sacit Arda Karaatlı ben. Moda'daki ofisimde eşimle beraber kurduğumuz mimarlık bürosunda pratiğimizi yürütüyoruz. Büşra Al, yaklaşık 15 senedir mimarlık yapıyorum. Plug Office'in kurucusuyum. Ben Mimar Sinem Tunca. Yaklaşık 11 sene önce mimarlıktan mezun oldum. Yüksek lisansımı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Şu anda yüksek mimarım. Şimdi Ercan Bey, diyelim ki bir ortama girdiniz ve kendinizi yeni tanıştığınız kişilere mimar olarak tanıttınız. İlk gelen soru genelde iç mi dış mı şeklinde oluyor. Bu soru sizi rahatsız ediyor mu? Yani siz dış mimar mısınız? Hayır, rahatsız etmiyor. Hepsi diyorum ben. İç de var, dış da var. Önceden çok rahatsız oluyordum ama artık insanlara kendimi anlatabilmek için dış mimarım diyorum. Onu tercih ediyorum yani. Dış mimar tabiri çok kötü bir tabir. Evet, ya. Evet, maalesef. Gerçekten. Ya şaka mısınız şimdi? Böyle soru sorulur mu insana? Dış mimar diye bir şey mi var ya? Mimar var, iç mimar var diyorum. Israrla sorarlarsa Allah cezanı vermesin diyorum. Dönüyorum arkamı yani. Hani hocanın dediği gibi cahille sohbeti kesiyorum. Evet. Girdiğim ortamlarda kendimi hiçbir zaman böyle tanıtmıyorum ama taksilerde çok fazla bunu duyuyorum. Yani her taksi şoförü mimar olduğumu öğrendikten sonra siz iç mi abi dış mı diye soruyordu ve hani ben de bir yerden sonra dış deyip konuyu kapatmaya başladım. Çünkü bu çok böyle uzun uzun konuşup tartışmaya gerek yok. Sonu gelmeyen bir şey bu yani, paradoksal bir durum. Şimdi biliyorsunuz ki bizim bir milli sporumuz var. İnşaat izlemek. Siz de şimdi canı sıkılan amcalarımız özellikle toplanıyorlar İnşaatın çevresine. Kendi aralarında çok sohbet etmeden sessiz sedasız inşaatı dakikalarca, bazen saatlerce izliyorlar. Siz de mesela şantiye alanlarına çok girip çıkmış birisi olarak tabii karşılaşıyor musunuz? Ya böyle bir şey var mı gerçekten? Ya izleyenler oluyor canım. Meditatif bir yanı var. Bir iş makinesinin çalışmasını izlemek öyle bir şey aslında. Bu bizim ülkeye has bir şey değil bu arada. Bu Akdeniz insanının çok karakteristik bir özelliği de. Bu İtalya'da da amcalar böyle. Portekiz'de de böyle. Yemin ediyorum bak, İspanya'da da böyle. İki yanımızda bir kentsel dönüşüm var. Biz de izliyoruz. İzlemesi keyifli gerçekten. Yani siz de, ben bu arada de o gruptansınız o zaman. Evet, ben anladım. Ben de seviyorum çünkü gerçekten heybetli bir şey ve yakınınızda çalışıyor falan. Sanırım o hani Transformers izlemek gibi bir şey yani. Aynen, aslında. Evet. Bence hareket yani eden her şeye karşı duran insanların, bence ülkemizde çok fazla duran insan var. Duran insanların ilgisini çekiyor. Izlemek, o hareketi izlemek. Bu sadece şeyle alakalı değil bence. İnşaat ve makinalarla alakalı değil. Arabaları da izlersiniz. Yani çocukken mesela en önemli oyunlardan biri şeydir işte. Sağdan gelen arabalar senin, soldan benim. İşte biri taşınıyorsa onu izlersiniz. Şimdi bugün sizinle birlikte ne yapacağız? Sosyal medyada gündeme gelen ilginç ve halk arasında tırnak içinde mimari facialar olarak anılan yapıları inceleyeceğiz. Ve bunları yorumlamanızı rica edeceğiz. Siz mesela günlük hayatınızda da bir yere gittiğinizde böyle mesleki deformasyon olarak bakıp kötü yapmışlar biraz diye sürekli böyle bir yargılama şeyiniz var mı? Süreciniz? Var. Kent suçları var böyle, urban crime işler var. Onlarla ilgili bayağı aktivist bir pozisyonum da var ama ya onun dışında vasatın üzerinde eli yüzü düzgün yapılmış hemen her şeye ya tamam yani bir şekilde işte. Evet, siz iyimsersiniz ama bakacağız şimdi. Tamam. Bakalım ne kadar iyimserim. Devam edecek mi? Şöyle bir bina ile başlıyoruz. Evet. Bunu daha önce görmüş müydünüz bu yapıyı? Görmüştüm. Bu ne dünyanın en çirkin binası. Bravo. Seçilen bina değil mi? Bravo, evet. Bu bina Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası olarak biliniyormuş. Sosyal medyada dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan bir kamu binasıymış. Hasarları sebebiyle 2022 yılında yıkılmış. Halk arasında sarı bina olarak da biliniyor. Ya şimdi bu benim kanayan yaram. Bununla başlamak çok iyi oldu. Bu çok iyi bir yapı. Ha, öyle mi gerçekten? Ya tabii ki çok iyi bir yapı. Karakteri olduğunu düşünüyorum binanın. Beğenirsin beğenmezsin ama yine de söylediği bir söz var ya. Bu bence daha kıymetli. Mesela etrafındaki binalar bence daha kötü ondan. Bir şey denemişler en azından. Çünkü muhtemelen eski bir bina. Mimari açıdan mesela Bauhaus'ta temel renkler kullanılır. İşte üç ana renk tercih edilir falan filan. Hani burada belki onu uygulamaya çalışmışlardır. Ama uygulamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bence yerine uygun değil ama hani böyle mimarlık faciası mı? Yok, o kadar değil yani. Maraş, tarih var orada bakın. Siz orada öyle bir şey yapabilirsiniz ki mimarlık tarihine geçersiniz. Günümüze tarihi taşıyarak, çağdaş dizayn anlayışıyla hareket ederek çok özel şeyler yapabilirsiniz.
Her tarafın tarihi olduğu bir yerdeyiz. Onun için bu hele de özel idare ise bu ne saçmalık diyorum, başka bir şey diyemiyorum yani. O dönemin kimliğini yansıtan yapılardan biri. Ölçek olarak anomalik geliyor olabilir Maraş'a göre, kent merkezine göre. Fakat yani yapılı çevrenin bu kadar kötü olduğu dünyanın içerisinde yıkılmasını gerektirecek kadar günah keçisi olacak bir yapı değil bu. Yanındakine baksanıza apartmana, onu yıksınlar mesela. Renklerini çektik, merdivenler ekledik. Bazı havalandırma tesisat, böyle büyük renkli buralar ekledik. Bu sence çok iyi bir modern sanatlar müzesi olmaz mıydı? Fransa'daki Pompidou gibi, evet. Olur muydu bilmiyorum. Bence olurdu. Ya bütün mesela o kolonların arasından böyle sarkan, evet, sanat eserleri vesaireler olsun. Evet. Şimdi Hindistan'da özellikle son iki hafta içerisinde bir video çok fazla paylaşıldı. Biz de hemen videomuza ekledik onu. Ha şu adamın evi değil mi? Penthouse desek, penthouse'a da benzemiyor. Bir villa desek göklerin üstünde ne işi var diye de tabii bir düşünüyoruz. Daha çok imar affı gibi duruyor. Bu aslında çok ciddi bir görgüsüzlük, biliyor musunuz? Başka bir şey değil yani. Tamamen görgüsüzlük. Böyle çok şey görürsünüz, örnek bulursunuz, evet, ama bu bayağı güzel bir örnek yani, görgüsüzlük. Gereksiz değil mi hani? Görgüsüzlük ya bu. Yani gerekliliği, gereksizliği yanına... Yani bu ne ki, anlamadım şimdi. Bu bölüm sizi biraz sinirlendi bu ya arada. Çok ama çok görgüsüzce bir evet, iş ya. Evet. Ben işte iş evet, merkezimin tepesine evimi yaptım. Bunu böyle vurgulamak gerekiyorsa... Ve bu şekilde tanıtımda falan da böyle bir işte, binanın üzerinde olmasının anlamı yok zaten. Harika. Müthiş. Şaka. Bunu yayınlamayı... yani şöyle, gökdelen tarzında bir binanın üstüne hani klasik detayları olan bir müstakil görünümlü konut yaptırmak, evet, hani biraz mimarlık meselesi gibi değil de hani ego meselesi gibi. Hindistan ve benzeri coğrafyalarda parayla her şeyi yaptırabiliyorsun. Evet. Çok zengin birisi değil mi? Ben evet, böyle yani, bir şey istiyorum demiş ve büyük yapmış. Büyük ihtimalle işte ben bunun tepesinde olmak istiyorum ve White House istiyorum deyip birleştirip böyle bir şey yapabiliyorsun. Sonuçta bir imge yapı bir kişinin hegemonyasına geçmiş gibi görünüyor. Yani bütünlüğü yok. Benim için kritik edeceğim şey estetik olarak o. Yani mesleki olarak da o. Dilleri uyuşmuyor. Bir de yani böyle bir yaşamda yaşamak istiyorsan gökdelenin tepesine çıkmazsın herhalde. Yani bu evi deniz kenarında falan satın alabilirsin. Madem bu gökdelenin üzerinde satın alabiliyorsun. Devam edelim. Perpa binasını biliyor musunuz? Biliyorum. Şimdi 5'ten bindik. 10'a çıkalım. Hayır, çıkamıyorsun. Bak. Ben bu görüntüyü gördüm galiba. 5 var, 8 var, 11 var, 13 var. Abi ona nasıl çıkacağım? 11'e çıkıp 10'a inerim. Hayır, öyle olmuyor. 11'den 10'a iniş yok. Bakın 2'ye geldik. İçim kıpır kıpır. Bakalım kaçıncı kattan gireceğiz. 4'ten girmişim kat olarak. Aşağı ineceğim, 6'ya çıkacağım. Hadi 5'te dükkanın içine motoru çıkardın asansörden. Tamam, kabul. Kod farkı vesaire. Bitiyor mu? Hayır. 7. katta da otopark var. 10. katta da otopark var. Şurada otopark var. Şurada otopark var. Devreleri yandı. Şurada da otopark var. 4.5'a bir çıkış var. Oradan 7'ye gidiyor. 6 var. 5'e gidiyor. 3'e iniş yok, 1'e inebiliyorsunuz 4'ten. Şimdi. Ama mesela katlar düzgün gitmiyor. Bakın mesela 5, 4, 3 yok. Orası 1, 2 de yok. 2'ye inmek için önce 5'e çıkıp sonra 3'e inmeniz lazım. 3 ile 2 arasında bir yarım merdiven var. Perpa'da 4 çıkış var. 2. katta, 5. katta, 8. katta ve 11. katta. Kim güzel yanı hangisinden çıkarsanız çıkın dışarıda aynı yerde oluyorsunuz. O iyiymiş. Evet. Perpa'ya hiç girdiniz mi? Tabii çok girdim. Çünkü. Öyle mi? Ne düşünüyorsunuz? Çok ben de yaşadım. Girdim ve kayboldum içinde. Ya aşağı iniyorsunuz, 5. kata gelmişsiniz, yukarıya çıkıyorsunuz. Ben hiç kaybolmadım. Çünkü dışarıda bir otopark var. Arabamı oraya bıraktım. Orada nerede olduğunu hiçbir zaman hatırlamadığım arkadaşımın ofisine telefon ettim. Ben kapıdayım dedim. O da bana tarif etti. Şöyle yürü, şuradan buraya dön, buradan oraya çık. Böyle bir tarifle hiç kaybolmadım. Yani... Ama tek başınıza olsaydınız ben emin olun yani. Farklı katlardan çıkışlar olabiliyor. Çünkü eğimli bir arazi. Ama burada işte kat dağılımları ve işte 7. katta otopark olması falan çok enteresan bir konu tabii. Perpa biliyorsun ama çok büyük bir bina. Çok büyük, evet. Ya bir iş merkezi kavramı bence önemli burada. Hani yapının fonksiyonu gereği. Biz daha çok böyle arastılar, çarşılar, sokak falan. Hı. Hani bu iyi denemelerden biri. Seversiniz sevmezsiniz yine o
ayrı bir mesele. Ama han kültürünün mega bloğa dönüştürülmüş hali İstanbul metropolünde iyi denemelerden bir tanesi görece diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla böyle 3 kat değerlendirmişler. Biri iş yeri, biri otopark, diğeri ney bilmiyorum. Ney? Bilmiyorum. Ya yani 3 katı sorayım. Bir arada değerlendirmişler ve hani arabasını bırakan iş yerine çıkıyor. Hmm. Yani o hani 3 kat grup, olayı grup evet grup grup ama üç kat, evet 3 kat 1 kat gibi değerlendirilmiş sanırım. Ya yani ama gerçekten çözülmesi zor dışarıdan. Düz bir çarşının böyle toplanıp yükseltilmiş hali. Perşembe pazarı fikrinin buraya taşınmış hali bu. Siz şemayı bilmiyorsanız nereden nereye gidiliyor? Hangi ramp girişten arabayla girerseniz hangi kata çıkabiliyorsunuz falan bunları bilmiyorsanız o zaman oraya taksiyle gideceksiniz. Onu demek istiyorlardır muhtemelen. Evet. Ya da benim gibi dışarıdaki otoparkta yer bulursanız park edeceksiniz. Bulamazsan gelmiyorum oğlum deyip devam edeceksiniz yani arkadaşınızı arayıp. Sosyal medyada bu da çok fazla konuşuldu. SpongeBob. Aynen sağ taraftaki kale SpongeBob'a benziyor diye çok dalga konusu oldu. Ya ben hani keyifli şeyler konuşacağız zannediyordum. Biraz ya sinirlendiniz bu, mi? Bu, ya bu olacak iş değil yani. Şöyle hemen kısaca bilgi vereyim. 1391 tarihinde Bizans'tan Türklerin eline geçen Ocaklı Ada Kalesi, diğer adıyla Şire Kalesi için restorasyon kararı alınmış ve tehlike arz eden kısımları sağlamlaştırılmış. Sosyal medyada bu kalenin son hali yani şu anda sağ tarafta gördüğümüz hali Sünger Bob'a benzetilerek dalga konusu bence ilki olmuş. De Sünger Bob'a benziyor. İlki de benziyor. Yani bu şey değil ki yapıldıktan sonra Sünger Bob'a benzemiş değil. Yapının evet. Açıklıkları ve oranı aslında orada temelde iki öyle göz bir şey var veriyor. Gibi, burun var gibi aynen. Gözüküyor ama. Kapısı var, ağzı var gibi falan. Şöyle bir durum var. Restorasyon yapılırken genelde eski olanın eskiliğini yansıtmaya çalışırız. Yani malzeme seçimlerinde farklı malzeme kullanırız ki bugünümüze kalan var olanı dışarıya aktarabilelim. Belki bir malzeme seçimiyle bir farklılık yaratsaydık burada doğru uygulama olurdu diye düşünüyorum. İki farklı yaklaşım var. Ya bir tanesi böyle eskinin olduğu gibi korunarak ve yeni yapılan müdahalelerin böyle çok okunur şekilde eklemlenmesi. İkincisi de sanki hiç böyle bir zaman üzerinden geçmemiş gibi gıcır gıcır hale getirmek. Bu şu an ikinci bahsettiğim. Bu ikinci bahsettim ve iyi sonuç vermiyor. Ama bu bir görüş. Bunun taraftarları var. Bilimsel sebeplerle bunun daha doğru olduğunu savunanlar var. Evrensel restorasyon sınırları içinde burada büyük bir rezalet var. Başka bir şey diye adlandıramıyorum. Evet. Yani yanlışlar her ülkede var. İtalya'da da var. Ama bu hale dönüşmesi bunun sinir bozucu ya. Değil ben mi? Niye emekli evet. Olduğumu zannediyorsunuz? Konakların ya da yalıların restorasyonu yapıldığında o aşı boyaları, o kırmızılar, bordolar falan girdiğinde şey deriz ya aman ne kadar rezalet bir restorasyon işte kenar beyaz boyalar. Aslında yapının orijinali o. Zaman nasıl olduğu için bize daha cool geliyor. Ama o aslında iyi bir restorasyon oluyor. Bunu bilmediğimiz için bir şey söylemek çok doğru değil bence. Evet. Benim de uzmanlık alanım olmadığı için buna hani biraz pas geçeceğim çok gibi. Şey ya. Hasret kalmışız bilmiyorum yani. Yani gerçekten teşekkür ediyorum. Ne demek? Geçiyoruz hemen Mersin'e bir öğrenci yurdu. Gözyaşını mı sildiniz ne yaptınız orada? Bir bina olarak bence bana hiçbir şey ifade etmiyor yani. Gereksiz bir yük getirmiş bu sokaklara yani mahalleye. Bir de bu çok zorlama yani gemiye benzeteceğim diye mekanın kalitesini de çok düşürüyor. Yani bayağı kötüymüş hakikaten. Evet. Bugünkü... Sizden kötü bir yorum aldık ama evet, yani. Top listendi. Bu benim evet. Şey yumuşak karnım. Bir şeye benzeyen bir şey. Mesela bu tarz farklılıklar hoşunuza gidiyor mu size? Hayır gitmiyor. Çünkü bu bir yapı değil artık. Ya yani bir şeye benzeyen bir şey kötü bir şeydir. Ya bina binadır diye evet. Düşünüyorum. Bir gemi şeklini alıp da... bir yurda oturtmak hem de çevresiyle çok alakasız, çevresel bağlamdan çok kopuk yapmışlar. Soyut sanatların genel bir problemi aslında. Bir nesneyi olduğu gibi alıp farklı bir fonksiyonla kullanma, yaratıcılık denen şeyin en kestirme yolu. Gemiden bina yapayım ya da işte sepet şeklinde bina yapayım. Halbuki bu bence entelektüel seviyesi biraz geri kalmış toplumlarda kendine yer bulabilen bir bakış açısıdır. Çünkü en kestirme yoldur. Bundan bir tane E5 üzerinde var. Pendik, Pendik'e gider. Yine böyle gemi şeklinde mi? Gemi ama o böyle şey hani daha zengin yatı gibi duruyor yani. Anlatabildim mi? Yat o. Havalı yani buna göre. Biraz bildiğin, balıkçı teknesi bu gibi olmuş. Bu bildiğin gemi olmuş yani. Şilep. Fotoğraflara devam edeceğiz Ercan Bey ama peki. Öncesinde şunu da soracağım. Şimdi diyelim ki sizler bir yapının mimarisini hazırladınız ve hayata geçirdiniz. Bir sabah uyanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki sosyal medyada herkes sizin
mimarı olduğunuz binayı paylaşarak dalga geçiyor. Tırnak içinde bir mimari facia olduğunu söylüyorlar vesaire. Böyle bir durum sizi nasıl etkilerdi, ne düşürdünüz, ne hissederdiniz? Çok üzülürdüm herhalde. Yani etkilenir mi insan? Ağlardım. Oturup ağlardım. Yataktan evet. Çıkmayarak. Herhalde bir günüm yatakta geçerdi. Ondan sonra konuya, duruma alışmaya çalışırdım. Eğer ben onu çok isteyerek yapmışsam o halini, ki öyle oluyor zaten, hiç umurumda olmazdı. Ya vallahi çok etkilemezdi aslında. Çünkü sosyal medya biraz böyle toksik bir yer. Beni daha çok işverenimin memnuniyeti, bu tarz yorumlara nasıl pozisyon aldığı benim daha çok umursadığım tarafı olurdu. Bir şey olmazdı bana herhalde ya. Ne yapalım, bu sefer olmadı. Elimizdeki maçları mesela o kadar takmamazlık yapabilir miydiniz? Ya şöyle, daha temelde bir şeyi kritik ediyorlarsa üzülürdüm. Mesela daha toplumsal bir konu. Of, bu kent suçu olmuş. Bunu nasıl yaptı? Ama görsel zevk işin içine girince hani beğenmişler. Kişiselse beğenmeyebilir. Geçiyoruz yine geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından bir tanesine. Kız Kulesi. Evet, yani bu orijinalinden ne kaybetmiş ki? Orijinal hali korunacak. Yani nasıl koruyacağız orijinal halini? Yani bundan 500 ya da 800 yıl önceki gibi mi kiremit yapacağız? Harcı da öyle mi kullanacağız? Kimyasal kullanmayacağız mı yapı kimyasalı? Orijinali öyle. Bunlar şey. Ciddi tartışmadır hep. Bu arada bu yapının orijinali bu da değil. Biliyorsunuz değil mi? Yani evet, bu 19. Değişim. Yüzyıldaki de değil. Ya bundan birkaç yüzyıl daha geriye gitmeniz lazım. Bunun böyle işte soğan kubbeli olanı var, daha farklı olanı var. Bu böyle yangın geçirdikçe sürekli Troya gibi hani üzerine konu kona yeniden şekillenen bir şey aslında. Yani açık söyleyeceğim, ben evlilik teklifimi Kız Kulesi'nde aldım. Sizin için ayrı bir anlamı var, orada eleştiremeyeceksiniz. Eleştiremeyeceğim burayı. Kız Kulesi forever diye. Evet, şöyle, şimdi Kız Kulesi ile ilgili hani ünlü hocalarımız, yani çok mimarlık camiasında bilinen hocalarımızın çalıştığı, danışmanlık yaptığı bir bina burası. İşte Zeynep Ahunbay, Profesör Doktor, ondan sonra şey Hantum Ertekin. Çok önemli isimler var bunun kurulunda, danışma kurulunda. Türkiye'nin en önemli ismi Zeynep Ahunbay bu konuyla ilgili. Onun içerisinde bulunduğu şeyi bizim burada oturduğumuz yerde ay çok yanlış yapılmış falan diye kritik etmek çok mümkün değil. Yine sadece beğeni sunabiliriz diye düşünüyorum, çok kişisel. Açıklaması şu: farklı dönemlerde yapılmış ekleri koruyan bir tavrı var. Bu böyle olmayabilirdi. Bir dönem de seçilebilirdi. Her farklı dönemde üretilmiş olan şeyler de bir arada da olabilirdi. Bu aslında bir restorasyon tercihi. Geçiyoruz sıradaki görselimize. Şimdi Bolu'daki şato evler. Evet ya. Her sunumda kullandığımız bir görsel. Öyle mi? Kötü örnek olarak. Ha. Hani bak, bu oluyor, bunu yapmayın. Tarihin bir zamanından buraya ışınlanmış bir şey gibi. Yani içinde bulunduğumuz bağlamla, zamanla hiçbir ilişkisi olmayan yapılar. Evet. Bu tamamen birinin fantezisi olabilir en fazla. Yani ben şato yapmak istiyorum falan gibi. Yani ben de Barbie evi yapmak istiyorum falan. Hani onun gibi bir şey, ama Barbie evini bütün dünyaya yayalım ve 132 tane Barbie evi yapalım, evet, yan yana falan demeyeceğim gibi. Bu bir fantezinin çoğaltıldığında korkunç bir şeye dönüşmesiyle ilgili bir şey. Bak, şurada pembe korkuluklu bir ev yaptım. Kimse beğenmeyebilir ama o pembe korkuluklu ev sizindir ve rahatlıkla tarif edersiniz. Evet, bir farklılığı var, evet. Önemli olan bunu böyle benimsemiş olmak. Tek tip evlerde yaşamaya razı olmak. Evet. Aynı şeyden 100 tane arka arkaya kopyaladığın zaman o işte iyi bir şey olmuyor. Buradan da zaten lafı şeye getiriyoruz. Mesele yapıların kendi başına ne olduğu değil de nasıl bir araya gelerek, evet, nasıl bir şey tariflediğinde. Zaten mesela Safranbolu ya da böyle hoşumuza giden, kendimizi iyi hissettiğimiz köy coğrafyalarında hep o rastlantısallık ve işte boşlukların nitelikli olmasıdır ya bütün mesele. Türkiye'de yapılmış en boşa harcanan paralardan, evet, bir tanesi. Burada çok kötü bir yatırım var her şeyden, evet, önce. Yani muhtemelen kente bağlanmayan bir yer burası. Böyle bir şeye eklemlenen bir yer olsaydı burası, bir şekilde çalışırdı. Bence bunun faciası mimari olmaktan çok yatırımsal bir faciası var bunun. 2011 yılında yapımına başlanan proje 2018 yılında şirketin iflas kararıyla durdurulmuş. Arap yatırımcıları çekmek için tasarlanan proje, kapladığı alan ve yarım kalan inşaat nedeniyle ölü şato şehri olarak anılıyor. Bolu için çok ilginç yani. Yer ve zaman olarak bana çok ilginç geliyor gerçekten. Tırnak içinde yadırgamıyorum deyip şöyle bir şey söyleyeceğim. Buraya gelip yaşamak isteyenleri yadırgıyorum esasında ben. Ha, evet. Önemli olan o kitledir zaten. Yani kim kullanacaksa bunu, böyle koşarak, severek geliyorsa buraya eğer, orada problem var. Üzerinde ciddi doktora tezleri yapılabilir. Bu nedir yani?
Hiçbir şeyin kimliği yok. Şimdi burası Süheyl Bey Cami. 1591'de Süheyl Bey tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen cami. Restorasyon çalışması 2013'te yenilenmiş. Kubbeli sekizgen yapılı cami restorasyondan sonra cam cepheli, çatının yanında minaresi olan AVM görünümlü bir camiye dönüştürülmüş. Ne söylemek istersiniz? Bu Fındıklı da değil mi bu? Neye dayandığını bilmiyoruz. Nedeni ne? Ya düşünsenize Karaköy gibi bir yerde kuruldan da geçmiş olması lazım tarihi yapının. Kurula ne sunulduğunu biliyor olmamız lazım. Bilmiyorum. Bence bunu çizen kişiden çok onu onaylayan kuruldaki insanları kritik. Ya yani bu böyle mimarın tek başına yaptığı bir şey değil. Bence bu konuda onu konuşabiliriz. Ya mimar bir şey önerebilir bu arada. Ama onu denetleyen, onaylayan birçok mekanizma var. Bu İçler acısı bir durum. Bundan şeyde de var. Sultanahmet'te de var buna benzer bir şey. Yani bu kafayla yapılmış bir şey. Buna benzer fiyasko ya. Yani. Bu kafayla yapılmış. Bu çok üzücü. Ya işte bu camiye dönüşmüyor aslında. Bir bina yapıyorsun ve içine cami diyorsun. İşte eski hali Mimar Sinan'ın yaptığı söylenen halinde. Büyük ihtimalle hakikaten cami gibi insanların cemaatin oraya toplandığı ve orada böyle hoşbeş ettiği dini ibadetini yaptı ve sonra evlerine dağıldı. Oradaki sosyal hayatı besleyen bir unsur. Yeni geldiği yerde bu bir bina. Ben bu caminin arkasındaki fikri biliyorum. Heh. Çünkü biz bunu restorasyon derslerimizde tartışmıştık. Şu an cepheden gördüğünüz kısımdan itibaren olan kısmı yolda kalıyor. Kemankeş Caddesi yapılırken iki tarafta da binaları kesmek durumunda kaldılar, tarihi binaları. Hmm. Aslında bunun gibi, yani sonunda bunun çıkmasını açıklayan bir neden değil de bunun hemen karşısında bir tane de kilise var. O kilisenin de yanda ibadet edilen bir hattı tamamen olabilir, kesildi. Oradan itibaren kesiyoruz ve o kesiti dışarıya gösteriyoruz. Yol geçen yerde şu an aslında caminin diğer tarafı var. Belki bir iz düşüm olabilseydi mesela, hani fikir daha iyi vurgulanabilirdi. Malzeme seçimleri çok kötü, evet, açıkçası. Evet. Ama genel olarak fikir güzel, uygulamadan bağımsız olarak. Ercan Bey, biz keyifli video çekeceğiz dedik ama sizin canınızı sıktık biraz. Yani canın sağ olsun. Zaten sıkılıyor böyle şeyleri gördükçe. Günlük hayatın içinde var zaten. Evet, zaten denk geliyoruz yani istesek de istemesek de. Son olarak şunu da soracağım. İzleyicilerimize tavsiye olması babında soruyorum. Sizin gördüğünüz, çok hayran kaldığınız, arkadaşlar bu yapı dünyanın en iyi yapılarından bir tanesi, mutlaka gidip görün yaşarken dediğiniz, tavsiye edebileceğiniz bir yer var mıdır? Bu konuda çok kötüyüm ben. Enler konusunda en sevdiğin kitap, en sevdiğin yazar, en sevdiğin sinemacı, yönetmen, en sevdiğin yapı. Kafa karışıyor mu? Çok zor benim için. Çok yani, fazla var. Çok tabii fazla var. Ya ben Pantheon'dan çok etkilenmiştim açıkçası ilk gördüğüm zaman, içine girdiğim zaman. Hadid'in Azerbaycan'daki müze binası çok etkileyen bir binalardan biri. Bina olarak değil de şöyle anıt var benim, yani çok etkilendiğim ve bazen böyle yolumuzu kaybettiğimiz hissettiğim zamanlarda dönüp dönüp baktım, kendimize orijin aldığım bir şey. Washington'daki Vietnam şehitleri anıtı. O böyle bir park içerisinde çok basit bir kesme hareketiyle toprağı aşağı bastırarak son derece etkili bir mekan elde ediyorlar. Ve o basitlik ve o basitliğin sonucunda kazanılan değer beni çok etkiliyor. Kuzey Afrika camilerinin formları neden böyle diye araştırırken, bu camiler bizdeki gibi büyük mekan vermezler içeride. Kolonları vardır, çok sık kolonları vardır. Yani başlangıcını görmek için Mali'ye gittim. Cenne diye bir şehirde çok özel bir cami var. Orayı herkesin görmesini isterim. Öyle o kasabayı mi? Da yani. Herkesin oraya bir gitmesini isterim. Ercan Bey, bölümümüzün sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben var mı bize söylemek istediğiniz bir şey? Kapatıyoruz artık. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Davetiniz için çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Biz YouTuber'ların bir kapanış konuşması vardır takipçilerine yaptıkları. Bizi izlemeye ve beğenmeye. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın tarzında. Zaten evet, biliyorsunuz. Bu konuşmayı bizim için yapar mısınız izleyicilerimize? Kanalıma hoş geldiniz kısmından mı alayım? Çok sağ olun izlediğiniz için falan diye. Enes Batur Star. Tamam. Okey. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz ve içerikleri beğenerek izliyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ve yorum yapmayı. Evet. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz ve görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.